Merhabalar efendim. Bu en büyük bayramımızda Atatürk'ün ve ülkelerinin kokusunu sindiğini hissettiğim bir kurumda bu güzide toplulukla birlikte olmaktan çok mutluyum. Nazik davetiniz için. Cumhuriyet Bayramı bizim sözlettiğim gibi en büyük bayramımız. Atatürk'ün de vasiyeti böyle. Hatta diyor ki her 10 yılda bir coşkuyla kutlayın. Yeni nesiller onu daha iyi anlasınlar. Cumhuriyet çok özgün bir idare, insana yakışan bir idare. Bizim cumhuriyeti kurduğumuz yıllardan önce de cumhuriyetler vardı. Ama Atatürk Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin onlardan o kadar önemli farkları var ki bugün biraz onlardan bahsedeceğim size. Cumhuriyet fikrinin bir Osmanlı gencinde nereden doğduğu, nasıl böyle bir bilince dönüştüğü ve Öksüz Mustafa'nın bir gün vatan kurtaran bir lidere nasıl yol aldığının bilincinde olmalıyız. Bu çok önemli bir yolculuk. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında, özellikle Abdülhamit döneminde yetişmiş bir Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal, Selanikli, Selanik ortamı biraz daha Anadolu'ya nazaran, daha batıya yakın, daha evrensel düşüncelerin yeşerdiği bir yer. Ama Mustafa Kemal'i orada yetişen gençlerde ayıran özellikler var. Bu tamamen izahı mümkün olmayan bir kişisel özellik bence. Giderek dehaya dönüştü biliyorsunuz. Ben anlatırken, Mustafa Kemal'i ve yaptıklarını anlatırken hep şu kaygıya düşüyorum. Acaba abarttığımı düşünür mü dinleyenler diye. Asla abartmıyorum. Çünkü onun Türk milleti için olduğu kadar dünya içinde değeri ortada. Onun bir dahi olarak benimsendiği yüzyıl, 20. yüzyıl bitmiş olmasına rağmen Obama'nın söylediği gibi 21. yüzyıla geçen tek lider biliyorsunuz Mustafa Kemal. Bize armağan ettiği cumhuriyetin ne anlama geldiğini ya da hangi koşullarda bu cumhuriyetin ilan edildiğini öğrenmeden, yani yakın tarihimizi bilmeden cumhuriyetin kıymetini de bilmemiz mümkün olmaz. Onun için ben tarihi sevmem, okumam diyebilenler varken şuna hayret ediyorum ben. İnsanın içinde yaşadığı ülkeye, geçmişine ve üzerinde yaşadığı topraklara bir bilinç borcu vardır. Yani biz bu topraklardaki yakın geçmişi, en yakın tarihimizi bilmeden geleceğe taşıyacağımız değerlerden yoksun oluruz. Bütün çocuklarımıza aktaracağımız bu bilgileri kendimiz bilmeden aktarmamız mümkün olamayacağına göre de hangi mesleği yapıyor olursa olsun insanların yakın tarihini, en azından bir 100 yıl öncesini bilmek zorunluluğu vardır diye düşünüyorum bir tarihçi olarak. Tarihçilik sadece bizim mesleğimiz değil, tarihi sevmek ya da bilmek. Bugün sevinçle görüyorum ki tarihe ilgi biraz arttı. Merak ediyor insanlar en azından hep böyle mi yaşadık diye. Ama ne yazık ki son yıllarda verilen eğitimde tarihin rolü o kadar aşağılara çekildi ki yeni nesillerden çok da bilinç bekleme lüksümüz olmadığını düşünüyorum. Geçmişte de sanki tarih hocalarının biraz vebali vardı bunda. Çünkü ben tarihi lise yıllarında çok sevdim mi? Yani en azından sevmedim diyemem. Ben babamın zoruyla tarihçi oldum. Çünkü 1968 yılında Türkiye'nin kaynadığı yıllarda iki seçeneğim vardı önümde. Ya hukuk tahsili yapacaktım ya tarih. Babamın zoruyla bir yol ayrımında tarihi seçmek durumunda kaldım. Nur içinde hayatını iyi ki bana tarihi seçtirmiş. Hukuk içimde ukde kaldı ama neredeyse bu yaştan sonra onu da yeniden okumayı hedefliyorum. İspanyolca öğrendiğim gibi. Onun için öğrenmenin sonu yok. Yaşla da sınırlı değil. Ama tarih bilinci olmadan
hiçbir mesleği hakkıyla yapmanın mümkün olduğunu düşünmüyor. Onun için ülkemizde az kitap okunduğu düşünülürse, okunan kitapların da içinde tarih yüzdesinin son derece az olduğu düşünülürse, demek ki görev yine bize düşüyor. Bazı şeyleri, bilinmeyenleri kısa yoldan bir hap gibi yutturmak, bu bilgileri mutlaka karşımızdakine aktarmak zorundayız. Onun için ben yıllardır bu işi yapıyorum. Evet, öğrenimim sırasında tarihle hemhal oldum. Çok önemli hocalardan ders aldım. Halil İnalcıklar, hepsi benim hocamdı. Ankara Üniversitesi bu açıdan çok önemli bir üniversitedir. Orada eğitim almaktan çok mutluyum. Benim zamanımda çok ciddi bir eğitim vardı. Sonuncusu da Afet İnan'la çalıştım. Afet İnan tabii ki onlarca öğrencisi arasından gelişen ilişkimizle beni asistanlığa seçti. Çünkü bir kızı bir oğlu vardı. Onlarla hiç anlaşamazdı. Ben de tabii hocasına itiraz edemeyen bir öğrenci olduğum için 24 saat birlikte yaşıyorduk. Ne iyi ki birlikte yaşamışız. Ondan öğrendiğim şeyler, onunla birlikte tanık olduğum olaylar, tanıdığım tarihi şahsiyetler, bugün o kadar bilincinde olarak bu anılarla yaşıyorum ki keşke ondan ayrılmak gibi bir gaflete de düşmeseymişim. Çünkü öğrenciliğim bir yana, asistanlığımın 2 yılında da beni evinde çalışmalarında yardımcı olarak bir de kütüphanesini tasnif ettirmekle geçirdim. Düşündüm ki bir tarih hocası, profesör olarak sanki bana bir şey öğretmiyor Afet İnan. İnsan, biraz önce de beyefendilerle paylaştım, 20-22 yaşında çok da akıllı olamıyor maalesef. Bana bir şey öğretmediği inancıyla ondan gizli gidip emniyet teşkilatında hocalığa başvurdu. Hasbelkader o da oldu ve hocam bana küsürdü. Bunun vebalini taşıyorum. Ama onunla yaşadığım 5 yılda öğrendiklerim, sonradan hiç tarihçiliği bırakmadan yine de emniyet teşkilatında, polis akademisinde ders vererek ya da part-time bu işle uğraşarak, sürekli yazıp çizerek tarihle ilgimi kesmedim. Ama tabii ki bir akademik eğitimini tamamlarız. Bugün neden adamın başında profesör yazmasaydı? Gerçi bunlar bazen sıradan da olabilen titriler. Ben mesleği bıraktığımdan, tarihçiliği akademisyen olarak bıraktığımdan itibaren de Türk Emniyet Teşkilatı'nda gerçekten çok önemli görevlerde bulundum. 19 yıl İçişleri Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü yaptım. Neredeyse bütün siyasi dönemler önümden geçti. Aynı odada 19 yıl oturmak, Türkiye'nin merkezidir İçişleri Bakanlığı. Şimdiki hafifliğine bakmayın. Benim zamanımda çok güçlü bir yerdi. Orada tanıdığım devlet adamları da benim en büyük kazancımdır. Onun için tarihle geçmişimi, İçişleri Bakanlığı'yla geçmişimi harmanladığımda düşünüyorum ki ben çok önemli bir birikime sahip olmuşum farkında olmadan. Onun için rahmetli Demirel'in sayesinde erken emeklilik yasası çıktığında hemen emekli oldum. Ve ondan bugüne kadar da asıl mesleğimi sürdürüyorum. Celal Bey'in söz ettiği gibi 5 üniversitede hocalık yaptım. Üniversite hocalığında tarih dersi veriyor olmak çok daha özgün bir görev. Yani liseden farkı şurada. O işi seçmiş olarak karşınızda geliyor öğrenciler. Onlara tarih dersi vermek ayrıcalık ama yine de bakıyordum ki seviye benim beklediğim gibi değil karşımdaki seviye. Öyleyse onları önce belli bir statüye getirmek, ondan sonra anlatacaklarımı özümsemelerini beklemek gerekiyordu. Bu yüzden 5 üniversitedeki öğrenci birikimim bugün hala çoğuyla irtibatım devam ediyor. Ne yazık ki artık hocalık yapamıyorum. Ben kendimi en verimli çağımda hissediyorum şu anda, yaşım ilerlemiş olmasına rağmen. Bu işi en iyi yapabilecek konumdayım şu anda. Ama ne yazık ki dersi kaldırdılar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine artık üniversitelerde gerek yok.
üniversitelerde bu iş uzaktan eğitimde yapılıyor. Yani internete video yüklüyorlar. Soruları ve cevapları öğrencilere veriyorlar. O sorulardan sorarak ders geçiyorlar. Yani anayasada zorunlu olduğu için var mı? Var bu ders. Onun için çok içim acıyor bu konuda. Çünkü bu dersin zorunlu olmasının bir mantığı var. İlk dersi benim okulum Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 1936 yılındaki açılışında ilk İnkılap Tarihi dersini İsmet İnönü vermişti. Ondan sonra benim hocam verdi Türk Tarih Kongresi üyesi olarak. Onun için bunu özellikle yaşayanlardan, yaşanmışlıklarını biriktirenlerden bu dersi öğrenmek üniversitede bir ayrıcalıktır. Bu dersi kaldırıyor olmalarının mantığı elbette Atatürk'e duyulan vefasızlığın sonucudur. Cumhuriyete duyulan ilgisizliğin sonucudur. Ama şimdi bakıyorum da üniversiteden mezun olanlar hangi mesleği yapıyor olursa olsunlar zorunlu olan bu dersi internetten öğrendiklerini zannederek mezun oluyorlar. Vakıf üniversitelerinde tabii ki devlet üniversitelerine nazaran benim hocalık yaptığım tarihlerde de bu iş biraz light diyebileceğim konumdaydı. Ama ders veren hocaya göre de değişiyor bu iş biliyorsunuz. Ben bu işi idealiyle yapmaya baştan gönül verdiğim için öğrencilerimden de bunu beklemek hakkım diye düşünüyordum. Onun için bugün birçok meslekte Türkiye'nin birçok yerine dağılmış hatta yurt dışında benimle hala yazışmayı sürdüren onlarca öğrencim var. Ülkeleriyle ilgili herhangi bir endişeleri olduğunda, bir gelişme olduğunda hemen bana yazıyorlar. Hocam şunu nasıl yorumluyorsunuz, ne yapalım, ne düşünelim? Bu bile bana bir tarihçi olarak onur veriyor. İşte bu dersin önemi burada. Bu bilinci vermekte, ülkesini seven vatandaşlar yetiştirmekte, tarihini bilmeyen geleceğini göremez. Onun için tarih tekerrürden ibarettir diyen